Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle biraz daha farklı bir çalışma yapmak için bir aradayız. Daha önceki videolarda oyun oynama, soru çözme, turnuvalarda oynanmış güzel partileri inceleme gibi çalışmalar yaptık. YouTube yorumlarında yaptığım bu çalışmaları paylaştıkça gelen sorular nasıl satrançta belli bir seviyeye gelinir üzerine olmaya başladı. Ben videolarda aslında bunu paylaşmaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Ama biraz da bu deneysel videoyla kendi çalışmama ışık tutmak istedim. Her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi vardır biliyorsunuz. Ben de kendimce bir yöntem izliyorum. Ancak bu yöntem kesinlikle özgün bir yöntem değil. Çünkü okuduğum kitaplardan, dinlediğim ustaların yorumlarından süzülmüş bir yöntem, bir birikim diyebilirim. Bunu paylaşacağım elimden geldiğince. Son zamanlarda okuduğum Gelfand'ın en son çıkan kitabında Rubinstein'dan çok fazla bahsediliyor. Ve ben de Rubinstein'ın partilerini incelemeye başladım. Yalnız Akiba Rubinstein'ın partilerini zaten ünlü maçlarından, örneğin Capablanca ile olan maçı gibi çok fazla bilinen partileri zaten incelemişliğim vardı. Ancak Gelfand'ın kitabı bana Rubinstein'ın kariyeri boyunca oynadığı bütün partileri gözden geçirmek gibi bir fikir verdi. Ben de bu fikri uygularken partiyi sizle birlikte incelemeye karar verdim. Partileri daha doğrusu. Bu çalışmayı yaparken iki tane yöntem kullanacağım. Kendi çalışmalarımda kullandığım iki yöntemi kullanacağım. Birincisi aslında hepimizin aşina olduğu bir yöntem. Bu yöntemde kazanan tarafın, yani seçtiğimiz tarafın, ki bu durumda o Rubinstein oluyor. Rubinstein'in hamleleri kapatılır ve ustanın oynadığı hamleler tahmin etmeye çalışılır. Bu hamleleri bilmediğiniz için siz de Rubinstein gibi pozisyon hakkında kafa yorar ve onun ulaştığı sonuçlara ulaşmaya çalışırsınız. Elbette elinizde incelediğiniz partinin analizli bir hali mevcutsa bu çok avantajlı. Çünkü düşüncelerinizi kıyaslama imkanınız olur. Çünkü Rubinstein'ın parti sırasında ne düşündüğünü bilmediğiniz gibi diğer olasılıkları, yani sizin düşündüğünüz fikir eğer farklıysa bunun doğru mu yanlış mı olduğunu ya da nasıl olabileceğini inceleyen bir kaynağa ihtiyaç duyarsınız. Eğer böyle bir kaynak varsa çok şanslısınız demektir. Ben şu anda sıfırdan almak istiyorum. Elimde hiçbir kaynak yokmuş gibi, sadece Rubinstein'in partileri varmış gibi çalışmak istiyorum. İkinci yöntemse, takip etmek istediğim ikinci yöntemse, ustanın elimizde bulunan partisi 5 veya 10 dakika zaman aralığında incelenir. Bu inceleme esnasında kafamıza takılan noktaları not alırız. Ben de birazdan yapacağım. Ve parti sonuna gelindiğinde başa dönülerek bir kez daha incelenir. Ve ikinci incelemede biraz daha uzun süre tanırız kendimize. Örneğin 15 dakika gibi. Ve parti bu şekilde sona kadar bir kez daha incelenir. Ve üçüncü ve son incelemede parti artık derinlemesine incelenir. Bütün aklımıza takılan şeyleri tamamen anlamaya ve son bir kanıya varmaya çalışırız. Bu da Bronstein'in yöntemi, David Bronstein'in yöntemi. David Bronstein satranç partilerini sanat eserlerine benzetir. Ve eğer incelediğiniz partide aldığınız hiçbir not yoksa, benim az önce söylediğim yöntemle, eğer hiçbir parti hamlesi üzerinde bir şüpheye düşmemişseniz, her şey size açık gelmişse, o parti incelemek zorunda olduğunuz bir şey değildir. Yani geçebilirsiniz. Tıpkı bir sergi salonunda resme bakar gibi, hoşunuza giden bir resmi uzun incelerken derinliğini keşfedemediğiniz bir resmi, benimseyemediğiniz bir resmi hemen kısaca geçmek gibi yorumluyor Bronstein bunu. Bu da ikinci yöntemimiz olacak. Ve ben önce bu yöntemle başlamak istiyorum. Eğer yorulmazsam iki yöntemle de birer parti incelemek istiyorum. Dediğim gibi bunun için ihtiyacımız olan iki şey var.
Birincisi Rubinstein'ın oyunları elbette. Bunun için daha önce Rubinstein'ın partilerini buraya Rubinstein PGN yazarak aratıp Google'da çıkan sonuçlardan bunların hemen hemen hepsine baktım. En üstteki sonuç hepimize uygun. Ben bir bağlantıyı paylaşacağım zaten. Bunu indirip satranç programında açtım. Satranç programının bağlantısını da yine YouTube yorumlarında, daha doğrusu video açıklamasında, eklediğim açıklamada görebilirsiniz. Bu tamamen ücretsiz bir program ve içinde satranç makinesi de var. Stockfish var. Şimdiye kadar ortamda bulunan, internet ortamında bulunan en güçlü satranç programı da var içinde. Dolayısıyla şimdilik elinizde kitap, kaynak vesaire yoksa ve internette Rubinstein'in partilerini bulup bu programı indirebiliyorsanız yapabileceğiniz bir çalışmayla karşı karşıyasınız. Bunun için tabii parti seçmemiz lazım. Dediğim gibi ben Rubinstein'in kariyeri boyunca oynadığı bütün partileri bilmiyorum ama önemli partilerin çoğunu biliyorum. Daha çok kariyerinin ilk bölümlerinde oynadığı partileri bilmediğim için oradan başlamayı istiyorum. Örneğin burada Salve'nin maçı görünüyor. Salve Rubinstein'in ilk antrenörü diyebiliyorum. Duras var. Rubinstein'ı ele almamın çok önemli bir diğer sebebi, tabii Gelfand önemli bir ilham kaynağı benim için. Ancak çok önemli bir sebebi de şu, Rubinstein satranç oynamaya 16 yaşında başlıyor. 6-7 yaşında satranca başlamazsanız, geç sayılan günümüz satranç dünyasında 16 yaşında satranca başlayıp ve bir aralar dünyanın en güçlü satrançısı kabul edilen bir oyuncudur Rubinstein. Bu seviyelere gelmek oldukça takdire şayan bir başarı, özellikle günümüzün normlarıyla. Belki günümüzün dediğim gibi değerlendirmesiyle geç kalmış bir sporcu ama Rubinstein satranç çalışmasıyla, oyunuyla hızlı bir ivme kazanıp dünyanın en üst basamaklarını, dünya şampiyonluğu ünvan maçı oynayacak kadar tırmanmış, ilerlemiş bir sporcu. Önemli bir büyük usta. Bu yüzden partileri dikkatle incelenmeli. Ve ben de kariyerine ilk adım attığı zamanlardan başlamak istiyorum. Dediğim gibi biraz deneysel bir çalışma olacak. İlk partileri nasıl seçeceğime dair çok bir fikrim yok ama şu Chigorin ismi hemen gözüme çarptı. Mikhail Chigorin, Rus satrancının babası ve Rubinstein'i beyaz taşlarla yenmeyi başarmış. Bu partiyle başlayabiliriz. İlk partide Bronstein yöntemini deneyeceğim. Kendi çalışmam esnasında daha çok kullandığım yöntem bu. Hemen başlayayım sözü fazla uzatmadan. Evet, Mikhail Chigorin beyaz taşlarla oynuyormuş. Rubinstein siyahlarla oynuyor ve Rubinstein 1903 senesinde Kiev'de bu partiyi oynamış. Bakalım iki unutulmaz satranç ustası arasında oynanan parti nasıl gelişiyor? Evet, Fransız savunması. Fransız savunmasını tabii ki ben arada çalışmanın dışına taşarak hemen Rubinstein varyantını göstermek istiyorum. D çarpı E4 varyantı Rubinstein varyantı olarak biliniyor. Ama burada Chigorin Vezir E2 oynayıp Chigorin varyantına gitmiş. Güzel parti seçmişiz çünkü beyazlarla oynayan oyuncu bu açılışa ismini vermiş oyuncu. Bu varyantta tabii ki ben biraz daha kendim için analiz yapıyorum dersem biraz hızlı geçmiş olurum. Vezir E2 filin yolunu kapatıyor. Veziri erken gelişiyor. Aslında satranç temellerine, kurallarına çok uyan bir hamle gibi görünmüyor. Ancak beyazların fikri filini G2 karesinden çıkmak olacak. Tabii işaretleyebilirsem güzel olacak benim için ama. Evet, filini G2 karesinden çıkmaya çalışacak. Beyazlar ve vezirin burada olması o yüzden zarar vermiyor kendisine. Öte yandan siyahların D5 oynaması imkansız mı? Emin değilim. Çünkü elbette görüldüğü gibi E2 üzerinde bir açmaz var ama beyaz aldığında siyahlar veziriyle alıp o da tıpkı beyazlar gibi vezirini erken oyuna dahil edebilir. Ama ben tahmin ediyorum Chigorin eğer D5 hamlesini görseydi belki D3 hamlesiyle tam Şahin atak formasyonunu uygulayacaktı. Tahminim o. Biraz daha hızlı ilerlemeye çalışayım. İlk seferde çünkü o kadar detaylı incelemeyecektim.
at C6. F4. Elbette burada doğal gelişim hamlesi at F3. Neden olmasın diye bir sonraki analize ekleyebilirim onu. Şimdi geçiyorum. F4. At D4. İlginç bir hamle. Bu hamleyi de not etmem lazım ama yerine ne düşündüğümü de koymam lazım. Siyahlarla yerine bir alternatif düşünebiliyor muyum? At C6 hamlesi açıkçası biraz kısıtlayıcı bir hamleydi ve yüksek ihtimalle Rubinstein'in fikri hemen at D4 zıplamaktı. At F6 oynamak cazip görünmüyor çünkü E5 var. Buraya sadece not alıp geçebiliriz bu hamleye. Burada sanıyorum kağıt kalem kullanmaksızın not almak mümkün. Deneyelim. Evet, buraya bak diye kendime not alayım. Evet. Vezir D3. Ata saldırıyor. C5. Evet, buraları biraz daha hızlı geçebiliyorum. At F3. Yüksek ihtimalle C3 hamlesi iyi olmayacak. Ama daha sonra incelemek üzere bırakıyorum bunu. At F3. Evet, beyazlar atları değişip hemen filin çaprazını açmak istiyor. Vezirle alacak onu. At C6. Evet. Öyle bir parti seçmişim ki iki tarafta gelişim ilkelerine aykırı hareket ediyor. Siyahlar aynı taşıyla iki kere oynadı ve üçüncü kez oynamaktan çekinmedi. Beyazlarsa açılışta veziriyle iki kere oynadı. Bu iki faktör birbirini dengeliyor olabilir. Eğer rakibiniz böyle tuhaf oynadıysa siz de tuhaf oynama hakkına biraz sahip olabiliyorsunuz. Rubinstein burada bunu yapmaya çalışmış herhalde. Ve dördüncü kez oynuyor Çigorin veziriyle. Ama bu daha anlaşılabilir bende çünkü merkez piyonunun yolunu açıyor. D3 ya da belki ileride D4 oynamak için, şu an bilmiyorum. File 7. Evet, bu da anlaşılabilir hamle çünkü anlayabildiğim kadarıyla D5 sürdüğü zaman vezirle almak istemiyor onu. Çünkü beyazlar at C3 oynadığı zaman vezire saldırabiliyor. Örneğin D5. Tahminim böyle oluyor ama tabii ki bunu not aldım, geçiyorum. File 7. At C3. D5. Evet, beyazların alması kendisine bir şey vermiyor gibi duruyor. Şöyle not alabilirim. Evet, daha önce sözünü ettiğim gibi vezir E2'den çıkmasının sebebi filin G2'den gelişecek olması. Beyazlar filini bu kareden gelişmek için veziri böyle filin çaprazını kapatan bir kareye koymuştu. Ancak merkezdeki gerginliği sürekli kontrol etmek gerekiyor. Bu gerilimi, bu tansiyonu iki tarafta isterse düşürebiliyor, ister alabiliyor, ister sürebiliyor. O yüzden gözüm sürekli merkezdeki durumda bir yandan, ama bir yandan da duruma çok kritikmiş gözüyle bakmıyorum. Sanki durabilir bu şekilde. İki tarafta birbirinin almasını istiyor. Çünkü öyle bir şey ki siyahlar alırsa beyazlar merkezde üstün pozisyon elde edecek. Örneğin bu durumda beyazlar alırsa siyahlar merkezde güzel bir pozisyon elde edecek. Gördüğünüz gibi güzel bir merkezi var. Bu yüzden iki tarafta almaktan memnun değil. Ve rakibinin almasını bekliyor. A6. Tabii ki tahtanın vezir kanadında özellikle bu pozisyonlarda biraz tecrübeniz varsa benim gibi siyahların vezir kanadında alan kazanarak bir şeyler yapmaya çalıştığı düşünülebilir. Bu yüzden A6 hamlesi belki B5 B4 tasarlıyor olabilir. Ama öte yandan kale B8 niye olmasın? Aynı fikirle. Hem bu şekilde örneğin tamamen söz gelimi söylüyorum fikrimi anlatmak için. B5 yaptığınız zaman ilerleyen bölümlerinde B4 yaparsanız A piyonunu bir seferde iki sürebiliyorsunuz. Rubinstein gibi A6 sürüp daha sonra B5 sürmek zorunda kalmıyorsunuz. Ama tamamen bu bir tahmin. Emin değilim. Rubinstein çünkü B5 sürmek zorunda değil. Bu hamleyle B5 fikrini hazırlıyor. Ama oynayacak mı emin değiliz. Fil G2. Burada hala beyazlar E5 sürebilir. Siyahlar D4 sürüp alabilir. Bu yüzden bu noktalarda çok uzun süre durmuyorum. İlk analiz olduğu için. Fil D7. Evet, beklediğim gibi B5 sürmedi. Sanıyorum filin çaprazında atın boşta olması onun ilgisini çekmiyor. Ama aynı zamanda fil D7 hamlesi ne amaçlıyor olabilir? Kaleyi belki C8 karesine getirmek istiyor olabilir. Daha sonra at D4 zıplamak istiyor olabilir.
JDK'na oyun elde etmek için. Böyle bir fikir olabilir. Ama o zaman A6'yı niye yaptı? Evet, bu benim aklıma takılan bir fikir oldu. A6 bir bekleme hamlesi olarak not düşülebilir o halde, eğer böyle yapacaksa. Rubinstein AT5 oynadı. Chigorin AT5 oynadı. Evet, ben E5 hamlesinde atın gidecek düzgün yeri olmadığını düşünüyorum E8 karesinden başka. Ama F5 çok çirkin olabilir mi? Açıkçası dediğim gibi kabaca incelemeye çalışıyorum. Evet, bu pozisyonda beyazların nasıl atak yapacağını tam göremediğim için E5 hamlesinin sürülmemesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Chigorin gerginliği tutmakta haklı. Ama AT5 hamlesi orijinal bir hamle. Anlamak gerekiyor. Tabii ki siyahlar bunu alamaz. Bunu hemen ilk bakışta gözümüze çarpıyor çünkü D5 piyonu boşta. Öte yandan siyah nasıl bir tepki üretmeli buna? Kendisi at D4 oynayayım. Evet, burası kritik nokta. Yüksek ihtimalle çok fazla fikir olacak. At D4 oynayabilir. Kale C8 olabilir belki. Ama evet, beyazların bir tehdidi var. Kendisi şu anda eğer boş bir hamle yaparsak, örneğin benim düşündüğüm gibi, D5 piyonunu alabilir. Çok fazla taşla istiyor çünkü, örneğin kare C8 demeye çalıştığım şey bu, E5. Sonra bir daha E5, at D5. Ve yüksek ihtimalle piyon kaybediyoruz. Evet, bunu inceleyeceğim daha sonra tekrar. D4. At D7. Eğer beyaz at kaçmış olsaydı siyahlar alacaktı herhalde. Alacak mıydı? Evet, alıp belki at E8 oynayıp daha sonra fil G5 planlayabilir mi düşüncesiyle, ama tabii at E8 de çok hoş durmuyor. At gelecekte nereye gidecek belli değil. Acaba at D7 vurmamak konusunda niye acele etti? Tabii ben bu noktayı da not alacağım ama at D1 hamlesi dışında biraz daha bakayım. Belki at C6 vurulabilirdi aynı şekilde. Zaten burada alternatifimiz at C6, at D7 ve at D1. Beyazlar at D7 vurmuş. Bu hamle fil çiftini kazanıyor. Ama tabii ki at D1'den sonra normal devam edilse neler olacağını görmek eğitici olabilir. Buraya bakacağım. Ama at D1 hamlesinin daha iyi olduğunu iddia edemem. Fil çiftini almak her zaman ilk akla gelecek şey tabii ki. At D7. At D7. Vezir almak da mümkündü burada. Ama vezir alıp yüksek ihtimalle atını az önce söylediğimiz gibi saçma bir pozisyona ulaştırmak istemiyor ama ben niyeyse böyle olmasının da olası olduğunu düşünüyorum. Bunu inceleyelim. Acaba E5 gibi bir hamleden mi çekindi? Buralar çok karışık. O yüzden buraları ikinci incelemede gözden geçirmem lazım. Benim gibi deneysel bir çalışma. Saçmalıyor da olabilirim ama gözden geçirmek gerekecek. Kontrol etme aşamasında. Burada sanıyorum siyahlar direkt çok üstün oluyor. O yüzden bu olamaz. Vezir D7 o zaman neden kötü olsun? Bunu inceleyeceğiz. Sonraki hamle 5 değil. Yüksek ihtimalle at D1 olacak. At D7. E5. Evet, acaba siyahlar vezir kanadında hız kazanamaz mıydı? B5 oynayarak. Rakibin E5 oynamasından çekiniyor olabilir miydi acaba? Filin çaprazını açıyor, atı istiyor. Sonra atı E4 karesine yerleştirmeye çalışabilir. Siyahların C4 sürmeye çalıştığı bir gerçek. O da at B6, at D5 oynamaya çalışabilir. Evet, bunu da incelemek istiyorum. Evet, yorucu bir çalışma olacağı benziyor. Ama elimden geldiğince ben ne yapıyorsam elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum.
Bu hamlede bir diğer yöntem rakibin E5 sürüşünü kesiyor. Belli ki beyazların E5 sürmesinden çekiniyor. E5 hamlesi rakip fili kötü bırakmaya çalışan bir hamle. Ancak bir kötü yanı şu, beyazlar F5 sürdüğü anda şah kanadında serbest bir oyun imkanı elde edecek ve siyahların vezir kanadında çabuk olması gerekiyor. Endişelendiği nokta o. Beyazlar eğer F5 sürerse ve G4, G5, H4 ilerleyebilirse şah kanadında çok ciddi bir saldırı elde edebilir. O yüzden E5 hamlesi biraz tedirgin etti beni ama Rubinstein'in takdiri böyle. Evet, şah H1 ilk aklımdan geçen hamle diyebilirim. Çünkü açıkça almak istiyor. Yüksek ihtimalle piyonunu alacak ve G dikeyine kalesini gelecek. Elbette fili almak E5 karesini bu şekilde siyah ata teslim ettiğinden ötürü aklıma hiç gelmemişti. Siyahların E çarpı F4 vurduğunu düşündüğümden kale G1 hamlesine zemin hazırlıyor. Ve faydalı da bir hamle. Şah H1 hamlesi. Vezir C7. Evet, tabii ki siyahların almak istememesi normal. Ama kendisi ne yapabilir? O gelişimini tamamlıyor. Karelerin bağlantısını sağlıyor. Ve C4 sürmeye çalışmalı. Bu kesin. Siyahların B5, C4 yapmaya çalışması gerekiyor. Hemen niye yapmadı? Benim için bir soru işareti aslında. Hemen belki kale C8, B5, C4 gidebilir. Vezirin yeri C7 mi olmalı? Çok emin olamıyorum. Belki şu yüzden düşündüm. Yani bu aklımdan geçen fikrin tabii bir fikri var. Örneğin kale C8 oynadığımı varsayalım. Amacım şuydu. Fili G5'ten değişebilme umudum olsun. O yüzden fil vezir D8'de olsun. Kötü filimizi rakibe vermek istiyorum. Niyetim bu. O yüzden vezir burada kalabilir mi biraz daha diye. Merak ettim açıkçası. Kötü fil dememin sebebi merkez piyonlarının siyah karede olması. Bu fil bizim kötü filimiz. Rakibinde iyi fili oluyor bu. Çünkü onun kötü fili beyaz karedeki piyonlardan ötürü beyaz haneli fil. Peki buraya tekrar geri dönelim daha sonra. Evet. Beyaz haneli filin kötü olduğundan söz ederken hemen rakibimiz bu Chigorin bu durumu değerlendiriyor. Rubinstein'in gözünden baktığım için sanki Rubinstein'in karşısındaki bizim rakibimizmiş gibi değerlendiriyorum. Chigorin filin çaprazını açıyor. Ata vurmak istediğinden çok emin değilim açıkçası. Güzel çaprazdaki rakipsiz fili bu. Rakipsiz filini D7'de duran at için değişeceğini zannetmiyorum. Çünkü fil çiftinden vazgeçmez. Ama güzel bir güçlendirici hamle ve rakibi bekliyor. Evet. Siyahlar hala vezir kanadına harekete geçmedi. Ama C4 sürmek isteyebilir. Bir yerlerde bu piyonu feda etmeye çalışabilir. O yer burası olabilir mi? Bir anlamı yok. Bir alternatifim var mı? Başka alternatiflerimiz olabilir aslında ama. Beyazın bir an önce F5 sürmesini bekliyorum. Çünkü fil G5 yok artık. Acaba siyahlar buna nasıl hazırlık yapabilir? Merak içerisindeyim. Acaba A'daki kale D dikeyine mi gelmeli? Beklemeli mi yerinde bir süre daha? Evet. Burada çok emin olamadım ama alternatif bulamıyorum. Örneğin B5 gibi bir alternatif olarak yazabiliriz. İnceleme maksadıyla daha sonra. Evet. Gerçekten çok güzel bir hamle. Siyahların C4 isteyip istemediği belli değil ama beyazlar tedbir hamlesi yapıyor. Profilaktik hamle olarak da duyulabilir. Evet, çok derin bir hamle bu. B3 hamle C4'ü kesiyor. Acaba merak ediyorum beyazlar F5 yapmış olsaydı siyah D4 oynayacak, C4 oynayacak mıydı? Çünkü bu C4 piyon fedası tematik bir feda. Neden olmasın? D3 alıp at C5. Açıkçası çok gerçekçi olmayabilir. Ama yani at B4, at D4
Siyah kareler biraz faydalanabileceğimiz düzeye geldi. Ama piyonu düşüremiyoruz. C4, DC4. Ya belki direkt at C5. Ama orada at F2 var. At C5 oynarsak at F2 oynuyor. Evet, burayı inceleyelim. Şu pozisyonu özellikle değerlendirelim. B3 hamlesi oldukça güzel bir hamle. Olası C4'lerden kaçıyor diyebiliriz. Henüz belki C4 oynamak istemiyor siyahlar ama çok güzel bir hamle gibi geldi bana. Ve amacı kesinlikle fil B2 oynamak değil. Bunu söyleyeyim. Çünkü fil burada en sevmediği çapraza yerleşmiş olacak. Piyonlar tarafından zincirle kontrol edilen çapraz. Fil D6. Siyahlar piyonu almak istemiyor. Ama kendisi başka bir fikri mi var acaba? Evet, en azından at F2 kesiyor diyebiliriz. Bu açık, at F2 oynarsak alıyor. Ve bu piyonu bedava alabilir. O da tedbirli hamle yapıyor. Beyazın oynamak istediği hamle at F2 ise oynatmıyor ve pozisyonunu geliştir diyor. Şimdi nasıl geliştireceksin? Ve F5 oynamış. Beklediğimiz hamle yapmış ve artık C4'ler yok. Şimdi merkez kapalıydı ve tamamen piyon gerginlikleri ortadan kalktı ve kanat saldırıları başlıyor. Siyahlar vezir kanadından oynamaya çalışacak. Yüksek ihtimalle C4 yapmaya çalışacak. Ve beyazlar da bir şekilde şah kanadından yıkmaya çalışacak. Taşlarıyla veya piyonları yardımıyla. Evet, bilemiyorum. F5 hamlesinde bir eleştirim yok. Çünkü bir alternatif üretemiyorum. Bazı durumlarda eleştirmediğiniz yerlerde çok güzel hamleler kaçıyor olabilir. Dediğim gibi bu deneysel bir çalışma. Bana inanmayın. Siz de bu oyunu durdurarak inceleyin, kontrol edin. Ya da bir sonraki incelemede tekrar benimle birlikte incelemeye devam edin. Evet, burada hızlı geçtim tabii ki. Elim hamleye gitti. Fil G4. Ben beyazların tabii G4 G5 yapıp hemen kale G1 gelmesini bekliyorum. Ama fil G4 gibi oldukça güzel bir hamle yapıyor. Ben de burada öğreniyorum. Fil H5 yapmak istiyor. Ve ondan sonra G4 G5 yapacak. Sonra kale G1. Bu sayede fili tıkanmış çaprazda, az önce F5 hamlesiyle tıkanmış çaprazda kalmak zorunda kalmayacak. Belki filini bu çaprazda kullanabilir. Örneğin G6 karesinden fil fedası yapabilir. Bu kareden fil fedası yapabilir belki filmi aktardıktan sonra. B5. Evet, nedense Rubinstein'in karşı saldırısının geç kaldığını düşünüyorum. Fil H5. Evet, tahmin ettiğimiz gibi G4 G5 gidecek. Kale B8. Evet. Başta söylediğim gibi bu karenin bu yerini beğenmemiştim. Ve kaleyle bir kere daha oynamak zorunda kaldı. Bu tarz yarış durumlarında rakibin bir kanattan geldiği, bizim diğer kanattan gittiğimiz durumlarda bir tempo çok önemli bir rol üstleniyor. Ve aslında burada bir tempodan fazlası kaybedilmiş olabilir. Kale hamlesiyle iki tempo kaybedilmiş olabilir. Bakalım ne olacak. Siyahlar C4 yapmak için fırsat kolluyor ama C4 karesi şu anda beyaz tarafından oldukça güzel bir şekilde kontrol ediliyor. Ve file yedi. Bu hamle az çok mecbur çünkü G5 hamlesi isteniyor şu an. Tehdit var. Evet, yine yorumsuz bir hamle. Belki kale G1 olabilirdi. Kale F8. Rubinstein C4 sürmeye çalışıyor ama beyazlar G5 sürdü bile. Geç kaldı siyahlar. Yetişemedi. Ve şimdi sonuçlarına katlanmak zorunda. Burada çok iyi bir savunma ortaya koymak zorunda. Bizim de işimiz zor. Alternatif de öneremiyoruz siyahlara. Karşı saldırıya geçme hamleleri bizim de düşüneceğimiz hamleler. Belki kendisi F8 karesini taşlarından birisi için boşaltıyor. Lazım olabilir diye ama C4 sürüp karşı oyununa yetişememesi kötü oldu. At D8. Şimdi C4 oynamak istiyor. Görünüşe göre aslında C4 oynarsa, veziri içeri girebilirse
bir şeyler elde edebilir. Daha önce Şahin savunmasını incelerken piyon zincirleriyle ilgili bazı şeylerden sık sık söz edebilmiştim. Burada zincire saldırmak için iki tarafında dikkat ettiyseniz zincirin temeline doğru ulaşabildiği en yakın temele doğru saldırmaya çalıştığını görüyoruz. Siyahlar C4 yapmak için uygun pozisyonda. Ve Chigorin beklenmedik bir şekilde C4 yapıyor ama hamleyi gördükçe daha çok seviyorum. At F8 oynanmış. Bu çok güzel bir hamle. Süper bir hamle. Oyunda şimdiye kadar gördüğüm en öğretici hamle olabilir. Her ne kadar beyazların oynamaması gereken kanat vezir kanadıysa da burada çok avantajlı bir şekilde oynuyor. Çünkü eğer siyah oyuncu o piyon almaya kalkarsa siyahların beyaz hanelerinin fil olmadığını hatırlatayım. D5 karesi zayıf kare ve oraya at yerleştirmek için uğraşabilir. Ve aynı zamanda kendisi fil için E3 karesine sahip. Ama yine de bu pozisyonu incelemek gerekiyor. Her ne kadar böyle söylediysek de ezbere devam edebilir miyiz emin değilim. Bu kadar kolay mı? Evet, biraz bir sonraki analizde kontrol edelim bunu. Rubinstein C4'de hiç ellemeyip tamamen savunma moduna geçmiş. Tam boy savunma. Evet, genelde tavsiye edilmeyen bir şey. Satrançta aktif savunma yapmazsanız, pasif savunmayı tercih ederseniz genellikle en iyi hamleleri bulmaktan başka şansınız hiç olmuyor. Evet, beyazın oyunu şu anda basit görünüyor. Ekleyebileceğimiz bir şey yok gibi. Özellikle gerginliğin bozulmadığını yine hatırlatayım. Bu tarz durumlarda acele etmek rakibe toparlanmak için fırsat verir. Çünkü F6'daki fil savunma görevlerini yerine getirirken aynı zamanda rakibin işini zorlaştıracak. H4 piyonuna saldırıyor. 7. yatay boşaldı. Gördüğünüz gibi fil E7 karesindeyken aynı zamanda siyah taşların savunma yapmasını da zorlaştırıyor. Evet, at B7 siyahlar. Evet, hamle önermek güç. Vezir kanadını açmak konusunda da sıkıntı yaşıyor. Atını yüksek ihtimalle oynarken aynı zamanda kalesini de belki savunmaya dönmek istiyor ilerleyen bölümlerde. 8. yatayı savunmaya ihtiyacı olabilir çünkü. G7'ye açılabilir. Ve evet. Chigorin bütün taşlarıyla saldırma kuralına uygun olarak atını G4 karesine götürmek istiyor. H3 karesinden biraz zıplayamıyor yüksek ihtimalle. Ve daha sonra fil ve kalesi gelecek. Buradaki hamleleri yorumlamıyorum çünkü beyazlar piyonu artık almak istiyor. Ve siyahların hala alma lüksü yok. Çünkü F6 hamlesi bitirici olacak bundan sonra. Şah pozisyonu tamamen bozulacak. Öte yandan iyi bir savunma önermek güç. Şah H8 mantıklı görünüyor ama. GF6. Fil alırsa ne olacağı çok önemli bence. Aa, yine mat oluyor galiba. Sıkıntı siyahların alan avantajı vezir kanadında olduğu için şah kanadında beyazlar çok büyük bir alan avantajına sahip ve taşları manevra yapamıyor. Şu an G8'den mat isteniyor ve at D7 ile engellemek mümkün değil çünkü ona da vezir G7 mat var. Aslında bu pozisyonları şöyle de hayal edebilirsiniz. Rakip taşların birbirine ayak bağı olduğu düşünülürse tahtadan iki atla beyazların iki filini kaldırırsak siyahın pozisyonu hiç de kötü değil. Ama o iki at kendisine ayak bağı oluyor. Dolayısıyla böyle pozisyonlarda taş değişmekten kaçınmak gerekiyor. Chigorin'in yaptığı gibi. Hiçbir şekilde savunma göremiyorum. Ancak taş fedası yapılabilir. Oyun bu noktada kayıp oldu o zaman. Fil de alamıyorsa. Çünkü G7'ye açılacak. Evet, yine mat isteği var. Kale G8'den. Evet. Taşını veriyor. Bundan sonra incelemeye değer bir bu oyun olmayacak. Çünkü at gittikten sonra oyun bitecek. Peki at D7'ye ne vardı? Yine vezir G2 mi var?
Matı engellemek mümkün değil. Fil F8 de yok. Kale G8 de bedava alabiliyor kaleyi. Evet. Anlayabildiğim kadarıyla bu noktada oyun bitmiş. Evet, hala direnmeye devam ediyor ama öyle bir şey ki beyazlar hem taş önde hem de saldırmaya devam ediyor. Ve mata kadar oynanmış bu parti. Evet, ilk incelemeyi bitirdik. İlk incelemenin kaç dakika sürdüğünü bilmiyorum ama olabildiğince uzun incelemeye çalıştım. Bu yüzden ikinci inceleme belki bu kadar detaylı olmayabilir. Sadece not aldığımız yerleri bir gözden geçirelim. Evet, at C6, F4 hamlesi yerine at F3 incelemiştik. E5 dedik. Tahminim buydu çünkü başka hamle bulamamıştım. E5 hem vezir E2 hamlesinden de faydalanıyor. Biliyorsunuz normal satranç açılışlarında E4, E5, at F3, at C6, vezirin burada olmaması lazım bu hamlede. Sanki beyazlar vezir E2 oynayıp bir hamle daha yapıyormuş gibi oluyor. Şimdi hamlenin tekrar beyazlarda olduğunu varsayın. Bu siyahlar için iyi bir şey. Yüksek ihtimalle benim tahminim bu. At C6, at F3, E5. Bu yüzden F4 oynayıp sonra at F3 oynamak istiyor. Ve at C6. Bunun yerine bir şey önermiş miydik? At D4. Bunun yerine bir şey önermiş miydik? Buraya bak demişiz kısaca. Burada ne not aldığımı hatırlamıyorum ama aklımda. Sanıyorum fil C5 hamleleri göze hoş görünüyor gibi ama beyazların C3 oynayacağını varsayıyorum birazdan. Ve hatta belki direkt C3 oynayabilirdi. Roku bozulması pahasına. Çünkü bunu almak iyi mi? Hiç emin değilim. Çünkü devamında hiçbir şey yok. Piyonu koruyoruz. Fil C5 ve C3 hamlesi güzel görünüyor. Şimdi D4 yapıp o fili kısıtlamak amacındayız. Daha sonra at F3. Ama tabii ki direkt at F3 de olabilir. Bu hamleyi yapmasını istemedim ama bu da büyük bir başarı değil. Bu merkezi yine ele geçirebiliyor beyazlar. Her ne kadar merkezi ele geçirirse de tabii ki taş değişmiş olması belki biraz daha avantajlıdır diye düşünüyorum siyah için. Alan avantajı var beyazların ve siyahların taş kesmesi iyi olabilir. Bu yüzden at F3 yerine belki direkt C3 yapıp sonra D4 at F3 oynamak olabilirdi. Evet, bu yüzden at C6 hamlesi tutarlı. At D4 hamlesiyle. Vezir D3. Evet, başka alternatif yok çünkü C2 karesine de saldırıyor. Geriye dönmek elbette prensipli olmazdı. Evet, burada C3 hamlesini yüksek ihtimalle oynamak istemiyor beyazlar çünkü yani D4 süremeyecek. Siyahlar D5 sürerse C3 piyonu at C3'ten hiçbir şekilde faydalanamayacak. Faydalı mı zararlı mı belli değil bu C3 hamlesinin. O yüzden at F3 hamlesi mantıklı görünüyor. Bu hamle çok enteresan. Alıp rakibi rahatlatmak istememiş. Filin çaprazının açılmasını istemiyor. Ama oyunun geri kalan kısmına bakınca niyeyse bu şekilde oynaması daha iyi olabilir mi acaba diye bakınıyorum. Fil B5 şah, fil D7 var. Burada beyazların nasıl oynayacağından çok emin değilim. Fil B5 şah çekip taş değişmeye devam ederse siyahların belki ama D5 piyonu zayıf olsa bile kendisinin F4 piyonu çok. Şu tarz bir değişim. Vezir D5 alamıyoruz fil boşta. Alırsak vezirle alıyor. Alıp at C3 yaparsa o piyona saldırayım derse at F6 var. Yani pozisyonun iyi olduğunu zannetmiyorum beyazlara. Acaba alıp D5 oynasaydı E5 yüksek ihtimalle almayacaktı. Ama böyle mi devam ederdi onu da merak ediyorum. Beyazlar E5 mi oynardı, D3 mi oynardı? Evet, daha önceki oyununda tutarlı görünen hamle D3 hamlesi. Ama bu durum sanki daha iyi diye düşünüyorum. At C6 hamlesi çok hırslı görünüyor. Vezirin pozisyonundan faydalanmaya çalışıyor. Emin değilim. Eşitlemek istiyorsa siyahlar at F3 oynayabilirmiş hissiyatındayım. Ve hatta
acele etmeden D6 oynayabilir miyiz diye de düşünebilirim. Sonrasında D5 oynamadan Sicilya savunması gibi. Ama tabii bu çok derin bir konu olabilir bizim için şu anda hangisinin daha olduğunu incelemek. Biraz en son incelemede makineden yardım almak belki iyi olabilir. Evet, burada D5 için bir analiz söz konusu mu? Buraya kadar söylemiştik. Bu olası bir devam yolu ve ben bunun siyahlara kötü olduğunu düşünmüyorum. Şu an bakınca kendisi rahat bir gelişime sahip olacak. At F6 file 7. O yüzden D5 hamlesinde ben yine de D3 oynanacağını tahmin ediyorum. Sonra G3 oynayacak. Son kararım bu. Almak elbette kesinlikle iyi olamaz. Çünkü D4 gibi bir hamle izole piyon bırakmak için hiç uygun değil beyazların pozisyonu. Gelişim o kadar kötü ki konumu açarsa hemen cezalandırılabilir. Her ne kadar E2'ye açıksa da siyahlar hızlıca at F6 ve rok atabilir örneğin burada. Hiç ilgilenmeyip devam edebilir ve burada beyazların şahı uzun süre dayanmayabilir merkezde. Kendisi D4 var, fil G4 var, kale E8 başlıca tehditler. Tavsiye edilemez. O yüzden E5 vurması iyi olmazdı ama E5 sürmesi de yüksek ihtimalle. At F5 fikrinden ötürü kötü olacak. D4 süremiyor çünkü kendisi şu anda. Evet. Çigorin Şahin atak formasyonunu dizmeye kararlı. Vezir E2 ile başlayan fikir bu. Burada bir yorumumuz yok. Hala E5 fikirleri yok. Burayı bir daha incelemeyeceğim zaman kaybetmemek için. A6. Burada belki direkt rok atıp kale B8 oynanabilirdi söylediğim gibi. Ya da hiç A6 oynamayıp direkt rok. Daha sonra fil D7 kale C8. Örneğin bu şekilde. Madem Rubinstein böyle oynamak istiyor. Direkt kale C8 gelip at D4 zıplamaya çalışabilirdi. Veya bir başka fikir hemen merkezi kapatmak olabilir. Bunu hiç incelemedik. Merkezdeki gerilimi siyahların lehine bozmak iyiyken beyazların lehine bozmak da siyahlar için kötü. Çünkü siyahların D4 karesinin kontrolü fena değil gibi dursa da bu ona avantajlı bir durum vermeyecek. Fil G2 ve rok ardından kale A1 gelmek için taş gelişimi sağlanabilir. Ve uygun anda E5 kollayabilir beyaz oyuncu. Bu güzel pozisyon veriyor deyip geçebilirim merkezde. Ve siyahların A6 hamlesi bir bekleme hamlesi. Belki kendisi roku geciktirerek hangi tarafa rok atacağını belli etmiyor. Ama Rubinstein bu fikirle tutarlı olarak hemen rok atmaması lazımdı. Daha sonra rok atıyor. Belki acaba bu fikirle B6 oynamak daha mı iyi olur? Fil B7 ve belki vezir C'ye dönüp uzun rok yapmaya çalışmak. Bilmiyorum gözden neyi kaçırıyorum ama. At B5'e vezir. Belki hatta burada at B5'e de izin vermemek için A6. Atın C3'teki pozisyonu siyahların durup düşünmesi için bir sebep oluyor aslında. Çünkü normal Şahin formasyonları bu at C3'te değil. Bu at D2'de. Ve o yüzden aslında Rubinstein hızlı davranarak C dikeyinden karşı oyunu elde edebilir diye düşünüyorum. Ama neden fili buradan çıkmayalım? Fil B7'den. Kısa rok atsak bile neden filimizi B7'den çıkıp kare C8 sonra at D4 zıplamayalım? Acaba böyle bir durumda şunlardan daha mı çok çekinmek gerekir? Böyle bir fikirden daha çok çekinmemiz mi gerekir? Fil çünkü çaprazını terk ettiği için E6 karesi biraz daha hassas. Alırsa at D5 almak istiyoruz. Rakibin piyon zincirini yıktık. Ama tabii siyahlar hiç görmezden gidip rok da atabilir. Düşüncem şuydu. Şöyle bir aceleci fikir acaba siyahları zor duruma düşürebilir mi?
Şimdi enteresan tarafı izin verse beyazlar kalite fedası yapabiliriz F3 karesinden. Kareyle bunu alabiliriz. Daha sonra E5'ten atı piyon almak için atla. Ve G2'de B7'deki fil o zaman çok daha anlamlı olacak. Ama pozisyonda emin olamadım çünkü iki piyonu birden kaybediyoruz. Belki de bu fikirler yüzünden Rubinstein filmini D7'den çıkmaya çalışmış. Ama bu nokta evet, kritik nokta gibi geliyor. Çünkü D4 fikirlerini belki bir şekilde oldurmak gerekiyor. At D1 de olabilir tabii ki. Ama bu merkez yapısı... Daha sonrasında yine fili, yine bu çaprazdan çıkıp B5, C4... Siyahın çünkü partideki bütün sorunu hız sorunuydu. Hız kazanamadı kendisi. Acaba o hızı nasıl kazandırabiliriz? Kesinlikle A6 oynamazdım diye düşünüyorum eğer uzun ok yapmayacaksa. Acaba evet. Bir sonraki hamlede inceleyebilir miyiz bu durumu? Şimdi fil D7 oynasak acaba. Gerçi bu sefer E5 hamlesi çok güçlü oluyor. Atın D7 karesi, E8 karesi yok. Evet. Uzun ok yapma fikri için de bu sefer geç kaldık. Vezir C7, fil D7 yapamıyoruz. Belki vezir C7 rok B6 ama bu da çok hiç güzel durmuyor. Ata bir zıplayışları yine gelebilir bundan sonra ama. Evet, oldukça ağır bir pozisyon oldu benim için. Ama bu pozisyonda sanıyorum beyazın bir şeyleri olması lazım. Çünkü hem çapraz açık hem şah merkezde. E5, F5 fikirleri de belki düşünülebilir ama E5 piyonu boşta. O yüzden hemen şu... Şöyle bir durumu incelemeye çalışıyorum. D5 piyonu istiyoruz. At D4 oynarsa vezir F2 oynayacağım. Vezir şöyle. Ve burada... D5 piyonunu hala istiyoruz. Açıkçası çok karışık bir durum. Beni de aşıyor olabilir. F3. Evet. At G4'ten hoşlanmıyoruz. D5 boşta olduğu için taş kesemiyoruz. F3. F3 değil belki fil D2. Evet, enteresan bir durum. Beyazlar fil D2 kale A1 gelip oynamaya devam edebilir. Ya da atını geri çekip C3 de oynamaya çalışabilir. Atı oradan sökmek için, şu piyonu sürmek için. At D1 fikri de olabilir. Bilemiyorum. Evet. Siyahların tercihini kale C8 at D4 olarak yorumladık ama daha sonra biraz daha farklı şeyler oldu. Evet, oyunun kritik noktalarından bir tanesi. Beyaz merkezdeki gerilimi bozmadan at E5 oynuyor. Evet, E5 hamlesi incelemeye değer bir hamle. Ama belki az önceki kadar kuvvetli değil. Çünkü örneğin böyle bir hamle yaptığımız zaman beyazın nasıl devam edeceğini görmek güç. Piyonu feda edecek mi?
şu tarz bir fedada gözünü kırpmadan kaliteyi bırakabilir diye düşünüyorum siyahlar, ama kaliteyi bırakmasa da bir problemi yok. Evet, burada bir problem olduğunu zannetmiyorum. Yüksek ihtimal Rubinstein'in fikri de bu olsa gerek. Siyahlar şimdi piyonu almak istiyor. G4 de korumak için yeterli değil çünkü fil de istiyor orayı. Ve almak zaten iyi değil çünkü fil E6'yı koruyor, fil H3'ler yok ve siyah F dikeninde mücadeleyi sürdürüp üstelik filin de tipik Fransız fikriyle H5 karesini aktarabilir. D4. Almak mümkün değil. Almak mümkün değil çünkü D5 piyonumuz gidiyor demiştik. Alıp oynarsak D5 piyonunu alıyor. At D4'ten bahsetmiştik. Belki at D4 incelenebilir. Ama bize ne gibi bir avantajı olacak? Sonraki hamlemiz nasıl devam edecek? Önemli. Çünkü D5 piyonumuz saldırı altında. Fil C6 mümkün, fil E8 mümkün, D4 mümkün. Radikal bir şekilde merkezdeki gerginliği rakibe bırakmak. Alıp fil B5 yapmak hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Fil C6 yapmak ya da karede bir oynuyor. Evet, belki Rubinstein'in yaptığı fena bir fikir değil. Ama ata 5 hamlesi çok güçlü bir hamleye benziyor. Eğer yanılmıyorsam. Siyah yapıcı bir alternatif öneremiyorum. D4 hamlesi normal geliyor. Yine bir ara hamle. Ve burada at D1 oynanması artık mümkün değil çünkü siyahlar fil G5 oynayıp rahatlayabilir. Örneğin fil F4, fil G5. Ve belki F6 hamlesini düşünebilir. Bu da mümkün. Ve hatta daha iyi belki de. Evet, Chigorin'in burada oldukça güzel oynadığını düşünebiliyorum. Bu son birkaç hamlede at E5 ve at D7 özellikle süper görünüyor. Çok öğretici. Fil çiftini alıyor. Rakibe savunma şansı vermiyor. Ve şimdi çift fille devam edecek oynamaya. E5. Belki de oyundaki en önemli kararlardan bir tanesini veriyor Rubinstein. Ve merkezi tamamen bloke etme şansı veriyor rakibine. Tabii nasıl oynayabilirdi çok önemli bir soru olurdu. Nasıl oynayabilirdi sorusunu soracağız o yüzden. Direkt B5 düşündük ama rakibin bunun için fazlasıyla hazırlıklı olduğunu bu çaprazda etkili bir file sahip. Şimdi A4 gelmek istiyor. Ama yine de dünyanın sonu değil bizim için. Öyle görünüyor ki. Siyahlar yine C4 sürmeye çalışacak. Beyazlar yine F5 yapmaya çalışacak ama bu şekilde mi olmalı? Belki beyazlar vezir G4, vezir H5 oynamaya çalışabilir. F5'te piyon feda etmek de düşünülebilir belki ama. Önce vezir H5 gitmek. Daha sonra atı yöneltmek belki enteresan olabilir. G6 fil F8 oynamaya çalışsak çok fazla vakit kaybediyor olabilir miyiz? G6'ya gerek yok. Rakip vezirini G4'e de kaçabilir. Ama bu sırada siyahlar oyun elde edebilir gibi düşünüyorum. E3 karesinden atını eğer bırakabilirse süper bir pozisyon olabilir. C4 ardından C4 mesela. Ama tabii beyazların da oyunu küçümsenmemeli. Kendisi F5 sürüp şah kanadını oynayacak. Evet, niyeyse bu daha iyi diye düşünüyorum sanki siyahlar için.
vardığım karar bu oldu. B5'le eğer mümkünse taktik olarak bir şey gözden kaçırmıyorsam devam etmek C4 hiç zaman kaybetmeden merkezdeki duruma dokunmadan ve hatta rakibin dokunmasını bekleyerek. Evet, bu oldukça yorucu bir uğraş oldu. Geç saatte. Videoyu hızlı tamamlamak için belki buralarda hızlanabilirim ama burada beyazların artık ipleri eline aldığını düşünüyorum. Çünkü hem flash 3'ten çok güzel bir çapraz elde etti. Hem öbür filde kötü değil, kesinlikle güzel olacak. Ve siyahların geç kaldığını görüyoruz. Ve bu vezir C7 hamlesini de beğenmemiştim. Daha önce söylediğim gibi kare C8. Rakip yine bu çapraza gelirse belki kare C7. Yani aklıma bu gelmişti. Daha sonra C4 yapmaya çalışacağım yine. Neden o kadar kötü olsun ki? Çünkü tüm fikrim rakip F5 yaptıktan sonra fil G5 hamlesini oynayabilmek istiyorum. Kötü filmi rakibe vermek istiyorum. Taş değişip rahatlamak istiyorum. Ve ondan sonra savunmanın kolaylaşacağını düşünüyorum. Evet, yine hız kazanması gerekiyor. Bu dakikalarda kale A8, vezir C7 ve hatta daha önceki hamlelerle siyahın bütünlüklü plana sahip olmadığını hissediyorum. Her ne kadar Rubinstein'den bahsediyor olsak da. Ama Chigorin her şeyin kontrol altında olduğunu hissettiriyor. B3 hamlesi özellikle oyundaki en güzel hamlelerden bir tanesi olabilir. Rakibin C4 sürüşlerini tamamen kesiyor. Çünkü gerçekten eğer kendisi eğer acele davranırsa C4 sürüşleri gündeme gelebilir. Çünkü almak eğer bedava bile olsa bu piyonu almak doğru mu? Ondan emin değilim. Yine atağına devam etmesi gerekir burada beyazların görmezden gelerek ama yine de varsayımımızı gerçekleştirmeye çalışalım. At C5, at F2 demiştik burada galiba. D3'te piyon feda etmeye baktık. Ama şu an tabii gerçeklerle yüzleşme vakti. Acaba hangi hamle daha iyi olur? Acaba bu feda doğru mu? B5'le bir fiyon fedası daha yapılabilir mi? Şöyle. Çok abartılı mı olur acaba? Aslında siyahın böyle şeylere ihtiyacı olduğu için çok abartılı olmaz belki ama. Yine de at C5 at F2'den sonra bilemiyorum. Daha fazla olanak olacak. Bir piyon daha feda ederken tabii ki dikkatli olmak lazım ama. Bu biraz abartılı kaçmış olabilir. At B4'de de kale D1 var. Ama yapmaya çalıştığım bu tarz bir şey. İçinden çıkamadım. Belki de C4 hemen değil ama o zaman B3 hamlesi potansiyel C4'leri savunuyor deyip geçmemiz lazım. Ama neyse buna biraz kafayı taktım. B5 hamlesi de çılgın olmasına rağmen, çılgınca olmasına rağmen düşünülebilir bir hamle. Evet, B5 deneyeceğiz. Başka bir olasılık gözüme çarpmıyor. Tabi beyazlar bir kere daha almak zorunda değil bunu. Artık o riskli olabilir beyazlar için de. Ama fikrimi göstermek açısından böyle şeyler kollaması gerekiyor diye düşünüyorum. D3 sürmek isteyebiliriz. C2'ye saldırıyoruz. Evet. Piyon fazla olup kötü pozisyonda olmaktansa piyon geri olup hatta birkaç piyon geri olup aktif konumda olmak tercih edilmeli. Ama tabii bunu kontrol etmek gerekiyor acaba tam olarak doğru mu? Örneğin.
ya da kalefiye 2 ile savunabilir ama kalefiye 2'ye bu sefer gerçekten kale f-c8 ile oyun elde edebiliriz. Evet, ilginç bir analiz oldu, bilemiyorum. Böyle şeyler kollaması gerekiyor. O yüzden b3 hamlesini daha da fazla beğeniyorum. c4 fikirlerini kökünden yok ediyor şimdilik. Rakibe zaman kaybettiriyor. Evet, fil d6 hamlesi de belki direkt b5 oynasak bir şey tuzak mı var acaba? Rubinstein çok fazla zaman kaybetmiş gibi duruyor. B5 oynayıp sonra c4 oynamak daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir tuzak yoksa. Evet, bundan sonra savunması zor bir pozisyondan bahsettik ve bundan sonra çok öğretici. Fil g4, fil h5, g4, g5 yapmak istiyor. Evet, güzel bir partiye denk gelmişiz. Evet. Ve yapacak hiçbir şey yok gibi duruyor. Siyah o kadar geç kaldı ki. Ve bu son hamle. Çiviyi çakan hamle oluyor. Son çiviyi. Ve sanıyorum siyah için de son olasılık. Konumu açmak. Rakibin dikkatini şah kanadından merkeze, vezir kanadına yönlendirmek için bu şekilde bir şey yapmak üzerine olabilir. Bu niye kötü olsun? At d5 hemen koymak iyi olamaz. Kare g1, file e3. Şimdi siyahlar c4 oynamak isteyebilir. C4 hamlesi kendisini çok rahatlatabilir. O yüzden beyazların iyi oynaması lazım. Açıkçası c4 karar çok riskli bir karar. Dikkatini rakibin yapmaya çalıştığı şey beyazın dikkatini dağıtmaktı. Beyazlar aslında merkezin açılmasına izin veriyor. Rakibin karşı oyun yakalamasına izin veriyor görünümünde. Kesin burada bir şey kaçırıyorum. Çünkü Çigorin bunu görmemiş olamaz. Acaba fil G6 mı? Çünkü buradaki at artık F8 karesine dönemediği için Çigori'nin biliyorsunuz bu fil manevrası fili G4'ten bu fikirden bahsetmiştim ama hiç uygulama şansımız olmamıştı. Şimdi vezir H5 oynayıp içeri girmek istiyoruz ve rakip atın dönemediğini hatırlatayım. Çünkü at oyuna giriyor ve çok ciddi bir saldırıyla karşı karşıya kalabilir. Çünkü atak devam ediyor. Pardon, yanlış oynattım. Burada fil G6 hamlesi incelenmesi gerekiyor. Şimdi eğer at D'ye dönerse yine aynı şekilde almayıp at D5 çok güçlü geliyor. Evet, sanıyorum sırrını çözdük. Chigori'nin mükemmel fikrini bulduk. Fil G6. Ama yine de derinlemesine incelenmesi gerekiyor. Aldık aldık. Vezir H5 istiyor. F6'yı vurmak istiyor. Fili, kalesi. Şah F8 önerse vezir H5. Evet, bir kaçma denemesi yapayım. Şimdilik kaçmış gibi duruyor. Evet, sanıyorum fil F8 yok çünkü bitiriyor oyunu. Önce fil H6 mı? Önce fil H6 sonra G7. Kale F6'dan daha iyi olsa gerek. Ama fil H6, at E6 tam olarak bitirebildik mi? Belki at D5. Onun at G7 varmış. Belki de kale, evet, bu şekilde bitiyor olabilir. Evet, tipik bir feda G6 karesinden. Elbette kontrol edilmesi gerekiyor ama şah kanadında hiç taş yok. Bütün taşlar vezir kanadında. O yüzden böyle fedaların doğması çok normal. Burada videonun süresinin ne kadar olduğunu hiç bilemiyorum ama biraz kısaltmak istiyorum. Ama at F8 hamlesi bu yüzden de G6 karesindeki fedaları kesiyor ancak beyazlar elbette feda yaparak oynamak zorunda değil.
Bundan sonrasını yine incelemek mümkün ancak dediğim gibi makine gibi savunma yapmak mümkün. Ben şu anda bu görevi yerine getirecek durumda değilim. Evet, şimdi makinenin yardımını hızlıca alabiliriz. Burada makine analizde belli seçenekler var. Örneğin programı biraz daha kullanıp aşina olursanız burada analiz ettirme seçeneği var. Makineye analiz ettirebiliyorsunuz oyunu. O size karşılaştırmanız için belli olanaklar verebiliyor ama tabii ki makinenin analizleri insan analizlerine benzemeyeceği için çok bir şey anlamayabilirsiniz. O yüzden tavsiye etmiyorum. Ancak merakınızı celbeden yerlerde bakmanız tavsiye edilebilir. Şöyle biraz küçülteyim analizlerimi görebilmek için. Evet, burada at F3 demiştim. At F3'ü E5 demiştim ama makine D5 diyor. Evet, ben bunu oynamak istemezdim. E5, vezir D5. Evet, bunu da ama D, bundan da bahsetmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam bahsettik mi? Yok, bahsetmemişiz. Biz E5'ten bahsettik. Benim oynayacağım hamle E5 olurdu. Makine bu hamleyi de beğeniyor. Çünkü 0, 10. Hatta E5'i de değişiyor. Evet, tam o zaman hamlemiz doğru, analizimiz doğru diyebiliriz. Çünkü D5 hamlesini o kadar çok beğenmedim. At D4. Burada fil C5 düşünmüştük. Fil C5 analizleri kontrol etmek. Evet, at F3 de var, C3 de var demiştim. Buralarda analizleri kontrol etmeyebilir. Çünkü makinenin analizi çok bizi ilgilendirmiyor. Açılış bölümündeki analizler genelde makinenin çok enteresan olabiliyor. Ama burada belki ihtiyaç duyabilirim. At C6 hamlesi de makine tarafından beğenildi. Ben at F3 önermiştim. Daha sonra D5 ile. Evet, makine D5 veriyor ve bu konuma siyahlara çok hafif iyi diyor. Yani eşit diyebiliriz. Siyahlar eşitlemeyi başarmış diyebiliriz ama daha detaylı bir incelemeyi hak ediyor. Evet, biraz daha hızlanıyorum. Çok daha yavaşlarsak çünkü işimiz zor olacak. Evet, A6 hamlesini beğenmemiştik. Yerine bir sürü fikir önermiştik. Ve özellikle at D4 hamlesini yine öneriyor makine. Bu not edilmeli. C dikeyini açmaya çalışıyor. Bu hamle aynı zamanda karşı oyunu elde etmeye çalışıyor. Bu sefer zaman kaybettiriyor rakibine. Şimdi at F3 alırsa zaman kazanmış olacak. Evet, şimdi daha iyi olabilirmiş. Biz ne düşünmüştük? Biz burada belki B6 dedik. Fil G2, fil B7. Bu da olabilir demiştik. F5'ten burada bir çekindim ama makine F5 vermiyor. Ha, F5. Evet, F5'e ne var? At F8. Oo. Evet, fazlasıyla cesur bir hamle. Çirkin de görünüyor açıkçası. Bilmiyorum, makine pozisyona hala eşit diyor ama. Evet. Alarak oynamak mümkün değil ama onu biliyoruz çünkü E6 hamlesi çok daha güçlüymüş tabii ki. Ben at D5 düşünmüştüm. Ama ona at taktik kaçırıyormuş. At D5 varmış. Vezir D5 almak istiyor. At E5 alırsak at D4 var, vay. Bunu görmek zorsa daha sonra fil D5 alıp devam edecek. Vezir kaçarsa fil D5. Evet, makineyle incelemenin bir özelliği. Örneğin bu pozisyona durup at E5 istiyor da nasıl at E5'i gerçekleştiriyor anlamaya çalışmak iyi bir egzersiz oluyor aslında. Ama ben biraz hızlandırmaya çalışıyorum süreci. Her şeyi ince detayına ne kadar kontrol etmek mümkün olmayabilir. Buraya kadar zaten taraflar oldukça iyi bir oyun sergilemişler gibi duruyor makineye göre. Evet, ben E5 hamlesini beğenmemiştim ama makine E5 hamlesini oldukça güçlü buluyor. Ve hala siyahlara güzel bir oyun veriyor. Ama konum kapalı olduğu için mi acaba böyle diyor, bilmiyorum. Evet, hala siyahlara hafif bir üstünlük veriyor, çok az bir derinlikte. Acaba nerede hata yaptı? Şimdiye kadar siyah hiç hata yapmadı görünüyor. Tabii makineyi biraz bekletmem lazım ama o kadar zamanım olmadığı için bekletemiyorum. Görünüşe göre siyahlar hala üstün. Ve evet,
konumun makinenin anlamadığını anladım ben de şimdi. Birdenbire eşit vermeye ve beyazları neredeyse üstün görmeye başladı. Evet, ben buradan beyazlar tek kale maç yapıyor demiştim. Ve evet, üstün oldu. At D8 çift soruyormuş, bunu anlıyoruz. Direkt C4 oynaması lazım. Evet, bizim sürekli C4 yapmaya çalıştığımız ortadaydı ama burada C4 demedik galiba hiç. Ve karşı oyunda savunabilir pozisyonun örneğin. CD, CD ve at B4. Başka türlü savunmak mümkün değil ve eşit veriyor pozisyona. Yüksek ihtimalle beyazların yapabilecek hiçbir şeyi yok buna karşı. C1'deki fili istiyor. Evet, görmesi kolay değil. Zaman ve insan faktörü de var tabii ki ama bu çok zor bir kombinasyon değilmiş. Siyahlar son şansını kaçırınca at D8 hamlesiyle C4 mükemmel bir hamle. Kesinlikle mükemmel bir hamle. Kesinlikle Rubinstein'in gözden kaçırdığı ama çok zor bir hamle açıkçası. Beyazların hiç C4 oynayacağı aklınızın ucundan geçmiyor ama çok güzel bir değerlendirme yapıyor. Burayı kontrol etmemiz lazım makineyle. Makinelerin usta olduğu pozisyonlar bunlar. Ve burada ben fil G6 demiştim. Makine basitçe fil E3 oyna diyor. Yine üstünsün. Fil G6 ne oluyor acaba? HG6, FG6 nasıl kurtarıyor pozisyonu? Aa, atını F8'e dönebiliyor. Ben kaçırdım bunu. Vezir H5, at F8. Ve şimdi zor mu? Yine zor değil ya. Yine F6'yı alıp makine eşit vermeye başladı. Evet. Açıkçası daha uzun bir zamanda oturup incelemek lazım. GF6, fil F6 ve fil G5. Hala oynuyoruz, hala saldırıyoruz gibi duruyor. Pratik olarak da mümkün. Şimdi at D5 de gelebiliriz. At eğer geri dönerse. Evet, hala emin değilim açıkçası. Ve at F8'den sonra bundan sonra özellikle zor bir pozisyon var. Evet. Analizi biraz kısa kesmek zorunda kalıyorum çünkü çok yorucu bir çalışma bu. Tabii ben bunu öngörmüştüm ama bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim. Açıkçası zaman tutarak yapmak lazım. Bunu genelde ben öyle yapıyorum. Zaman verip kendime yapmaya çalışıyorum. Ama burada biraz daha açıklayıcı olmaya çalıştığım için biraz uzun sürdü. Ama bir dahaki videoda ikinci çalışma tarzından bahsedeceğim. Puanlı satranç, yani büyük ustanın hamlelerini görmeden hamleleri bulmaya çalışmaktan bahsedeceğim. Umuyorum faydalı bir çalışma biçimi olmuştur. David Bronstein'ın bu çalışması. Siz de bunu kendi çalışmanızda kullanabilirsiniz. Şimdiden keyifli analizler, iyi oyunlar diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.